Dostlar, Kopenhag'da ikinci gün. Bizim planlar değişti çünkü şehirde böyle çok da gezilecek çok fazla bir yer yok. Aslında bir günlük trip yetermiş. Biz böyle hissettik en azından. Trenimiz akşam 7'deydi. Aradım, saat 2.30'a aldırdım onu. Şimdi bir tane yeşillik parkın birine gidip oturup bir şeyler yiyip içeceğiz. Zaman geçireceğiz. Ondan sonra tekrar Central Station'a dönüp oradan evimize döneceğiz. Evimizi özledik ya. Hakikaten bir günde evimizi özledik. Çünkü biz gerçekten böyle şeyin içinde yaşıyormuş gibiymişiz. Tatil merkezinde yaşıyormuş gibiymişiz. Burada değişik bir tane bina var. Size bunu göstermek istiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum bu binanın. Ama değişik, renkleri güzel. Pembiş pembiş bir bina. Şimdi şöyle ileriye doğru gidiyoruz. İleride görünen, uzakta görünen ağaçlık bölge. Park. Orada oturup biraz zaman geçireceğiz. Ondan sonra o parkta zaman geçirdikten sonra dönüp trenimize geri bineceğiz. Böyle. Kopenhag'la ilgili size birkaç gözlemimden de bahsedeyim. Açıkçası beni şaşırttı burası. Göteborg'la kıyasladığımda burası hem daha kirli hem de çok fazla sokakta yaşayan insan. Evsiz insan gibi. Homeless çok görüyorsun burada. Göteborg'da hiç ben homeless'a denk gelmedim. Ve şehir çok daha temiz. Ayrıca bir de Göteborg'a göre daha pahalı bir şehir burası. Her şey gerçekten pahalı. Zaten Danimarka kronu İsveç kronundan daha değerli. Ondan dolayı belki biraz pahalı geldi bize. Neyse. Şimdi parka gidince tekrar sizlerle hem parkı gösteririm hem biraz daha sohbet ederiz. Esti valla. Arkadaşlar, Kopenhag bayağı sıcakmış. Biz yaktı yani. İtalya falan sıcak, alışmışız. Yani evet, İtalya falan sıcak ama ben buranın bu kadar sıcak olacağını beklemiyordum. Biz piştik yani burada. Evimiz güzel evimiz deyip bahçemizi dört gözle arıyoruz şu an. Evet, bahsettiğim göre parka geldik daha doğrusu. Bayağı güzel görünüyor. Şimdi sizlere hemen kamerayı çevirip farkı göstereyim. Burası arkadaşlar. Şurada güzel böyle suluk alanlar görünüyor. Güzel banklar da görüyorum. Heykeller vesaireler de var. Burası güzel bir parkmış böyle. Güzelmiş burası. Oh, gölge serin. Arkadaşlar şu güzel görüntüyü size bir göstermek istiyorum. Bu Nordik ülkelerinin en güzel yanı bu. Şehir merkezinde böyle tamamen doğal parkları çok sık bir şekilde görebiliyorsunuz. Bayağı bir güzel. Şu ileride köprü var, biraz ama köprüye de bir çıkarım. Hava çok sıcak olmasa iyiydi ama hava biraz da sıcak değil. Ama park müthiş. Şimdi ben biraz dinleneceğim. Yoruldum. Bir şeyler içeyim. Şu gölgenin serinliğin tadını çıkarayım. Ondan sonra şu parkı keşfetmeye çıkacağım tekrar. Şimdi parkın içinde şöyle bir gezintiye çıktım. Daha böyle oturulası bir yerler var mı onları keşfedeceğim. Allah'ım şu an güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle şurada oturacaksın ya. Mis gibi. Muhteşem. Müthiş. Böyle parkın içinde çok güzel heykeller var. Kopenhag'da bu sanat, heykel vesaire konularına bayağı bir önem gösteriyorlar, onu anlıyorum. Yani şehirde bunu anlayabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Şöyle güzel bir köprü yapmışlar. Köprünün üzerinden hem sağ tarafı hem sol tarafı bir kaydedeyim size.
Güzelmiş arkadaşlar. Park hakikaten hoşuma gitti. Parkın adını konumunu video içerisine eklerim mutlaka. Adını hatırlamıyorum şu an çünkü. Bu sağ tarafı. Bu da diğer tarafı. Parkın. Güzel, temiz. Şöyle bir iki saat geçireceğiz, zaman geçireceğiz. Ondan sonra Central Station'a geri dönüp trenimize binip Göteborg'umuza geri döneceğiz. Özledik. Bir gün yetti Göteborg'dan uzak kalmak. Evet arkadaşlar, parkta zaman geçirmeye devam ediyoruz. Böyle kuytu yerler bakıyorum, güzel yerler bakıyorum. Şimdi bir yer buldum. Böyle kuytu yerlerin hastasıyım. Göstereyim. Şundan şöyle suyun kenarına doğru böyle geçilen, insanlar daha önce bol bol geçmiş buradan belli ki. Güzel bir yer var. Çok güzel. Dinleniyor musunuz siz burada? Aa, güzel yer olmuşsunuz, keyif yapıyorsunuz, bakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu parkta biraz zaman geçirdik. Artık yavaş yavaş Kopenhag Central Station'a doğru gidip trenimize atlayıp Göteborg'a dönüş yapacağız. Parktan toparlanıp Central Station'a doğru yürüme vakti. Yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika arası bir yürüme mesafesi buradan. Central Station'da görüşürüz. Evet dostlar, şimdi Central Station'a geldik. Biraz gürültülü bir ortam. Trenlerin seslerinden dolayı, klima sesleri aslında bunlar. 14.27'de bizim trenimiz. Daha bir 20 dakikamız var, daha tren gelmedi. Şu 5 numaralı, şu yan taraftaki 5 numaralıdan bineceğiz. Bekliyoruz şimdi. Nedense bu tren istasyonlarının olmayı her zaman sevmişim ben arkadaşlar. Böyle bir değişik, mistik bir hali var. Ki bu Kopenhag Central Station de tarihi bir yer. Bayağı eski. Şöyle bir göstereyim sizlere. Değişik mistik bir havası var buranın.
Evet arkadaşlar, üstümdeki kıyafetlerden anlayacağınız üzere Göteborg'a dönmüş bulunmaktayız. Şimdi niye biz erken dönme kararı aldık? Biraz ondan bahsedeyim. Açıkçası Kopenhag hani bize çok da farklı gelmedi. Göteborg'dan çok da bir farkı yoktu açıkçası. Hep gördüğümüz, bildiğimiz yerler olduğu için çok da fazla zaman kaybetmeyelim dedik. Bir de bu güzel bahçeyi hakikaten özledik. Yani evimizin şu bahçesi bizim hakikaten en güzel tatil yerimiz gibi hissettik böyle. Hani evimize gelelim, bir an önce çayımızı koyalım, bahçemize oturalım, ayağımızı uzatalım, kitabımızı okuyalım, dinlenelim, keyif yapalım istedik. O yüzden tren biletimizi saat akşam üzeri 7'den öğleden sonra 2.30'a aldık. Bindik ve geldik. Zaten izlediniz bunu. Şu ana kadar izlediyseniz buraya kadar kısmı. Kopenhag'la ilgili görüşlerimiz genel olarak bu şekilde. Evet, güzel bir şehir. Eğer öğrenciyseniz veya sadece gezmek için işte Türkiye'den falan geliyorsanız bence güzel bir şehir. Yaşamak için çok mu güzel mi? Yani Göteborg'la kıyaslarsam benim tercihim yine Göteborg olurdu. Çünkü hem şehir daha kalabalık, böyle daha yoğun, insanlar üstüne üstüne geliyormuş gibi hissettik biz. Şehir temizliği açısından Göteborg'a göre daha kirli ve nedendir bilmiyorum ama ben çok fazla sokakta yaşayan homeless insan gördüm. Bilmem, belki bunların etkisi ama Göteborg'u daha çok seviyorum. Yani Göteborg'dan ziyade benim bu evimin bulunduğu bu konumu, bahçeyi, böyle müstakil ev rahatlığı mutlaka orada da vardır. Yani buradaki bu yaşamı, o şehir merkezindeki yaşama değişmem. Bilmiyorum, belki yaşlandım bundan dolayıdır. Ama üniversite öğrencisi olarak gelmek mükemmel olurdu. Veya çocuksuz sadece karı koca veya sevgili olarak gelmek, oralarda gezmek, dolaşmak mükemmel olabilirdi. Eğer bu görüşteyseniz evet, size katılabilirim. Ama işte evli ve iki çocuklu bizim gibi bir aileyseniz çok da böyle bir cazibesi açıkçası yok Kopenhag'ın. Biz en azından öyle hissettik. Teşekkür ediyorum bu iki günlük seriyi izlediğiniz için arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.